Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuz, yeni konumuzda karşınızdayız. Türevin başlangıcı olan limit ve sürekliliği göreceğiz gençler. Çok güzel konudur, çok kolay konudur. Buraya dikkat edelim. AYT'nin güzel ve fazla soru çıkan kısmında başlıyoruz gençler. İlk başta dediğim gibi türevin limit kısmıyla başlayacağız. Limit kavramını ilk önce tanıyalım. Bakalım limit ne demekmiş, ne manaya geliyormuş? Buna bir bakalım. Bir x değişkeni sayı doğrusunda a değerine a'dan küçük değerlerle yaklaşıyor ise x'in a'ya soldan yaklaşması şeklinde ifade edilir. Neymiş? Sayı doğrusu zaten sol taraf küçük sayılardır. Eğer soldan a'ya yaklaşıyorsa x'ten küçük sayılarla, a'dan küçük sayılarla yaklaşıyor demektir. Daha sonra arkadaşlar bu x a'ya soldan giderken, yani soldan gidiyorsa a'nın üzerinde negatif sembolü olmak zorundadır. Bunu bu şekilde göstereceğiz. Diğer bir ifade, a değerine a'dan büyük değerlerle yaklaşıyor ise x'in a'ya sağdan yaklaşması şeklinde ifade edilir ve x ok işareti a'nın üzerindeki sembol de artı olmak zorundadır. Eğer a'nın üzerinde eksi varsa bu soldan yaklaşıyor demek. Artı varsa bu sağdan yaklaşıyor demektir. Sol küçük sayılarla sağda büyük sayılarla yaklaşıyor anlamına gelir arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi örneğin demiş. Bir futbolcunun attığı gol ortalaması birinci sezonda 0,85, ikinci sezonda 0,88, üçüncü sezonda 0,91, dördüncü sezonda 0,94 ve beşinci sezonda 0,97 şeklinde ilerliyorsa, dikkat edersen bu gittikçe 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 kaça doğru yaklaşmış? 1'e doğru yaklaşmış. Ama birden küçük sayılarla mı, büyük sayılarla mı yaklaşmış arkadaşlar? Bakın buradaki sayılar birden nedir? Küçüktür. Yani soldan yaklaşmıştır. Yani arkadaşlar x 1'e soldan yaklaşıyor demektir diyoruz. Bunu isterseniz açalım. Göstereceğim ilk iki soruda arkadaşlar uzun uzun ne manaya geldiklerini anlatmak için uzatacağım. Daha sonra pratik yolları var. Pratik yollarıyla devam edeceğiz. İlk iki sorum tamamıyla limit kavramını anlamanız üzerine olacak. Şimdi bana bir tane fonksiyon vermiş ve bu fonksiyon 1 bölü x ifadesine eşitmiş. X sıfıra soldan ve sağdan yaklaştığında f(x)'in yaklaşık değerlerini bulun diyor. Şimdi 2'ye böldüm. Burada soldan yaklaşsın. Nasıl soldan yaklaşacak? Ama x sıfıra soldan yaklaşıyor arkadaşlar. Bakalım f(x) değerimiz hangi değere gidiyor? Şimdi sıfıra soldan yaklaşıyor derken sıfırdan küçük sayılarla yaklaşması gerekiyor. Kalkıp eksi 10, eksi 20 almıyorum. Sıfıra yakın ve sıfırdan küçük sayılar olması gerekiyor. Mesela eksi 1'i alayım. Eksi 1 bölü 2'yi alayım. Eksi 1 bölü 3'ü alayım. Eksi 1 bölü 10'u alayım. Bir de arkadaşlar eksi 1 bölü 1000'i alalım. Bunları bir inceleyelim. X gördüğüm yeri f(x)'de eksi 1'i yazıyorum. 1 bölü eksi 1'den burası kaç olur? Eksi 1 olur. Daha sonra x gördüğüm yeri eksi 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü eksi 1 bölü 2'den ne yapar? Birinci sayın anda olur, ikincisi ters çevrilir, çarpılır. Eksi 2'ye dönüşür. Burası eksi 3'e, eksi 10'a, bu da eksi 1'e. Dikkat edersem x sıfıra soldan yaklaşırken benim değerim gittikçe ne yapıyor? Küçülüyor. Gittikçe küçülüyorsa f(x) değerin arkadaşlar eksi sonsuza yaklaşır. Unutmayın. Burada gittikçe bakın sayı değerleri arasında ufak sayılar var. Doğru mudur? Bu yüzden 1'e yaklaşıyor diyebiliriz. Ama burada bakın sayı aralıkları ne yapıyor? Çok büyüyor. Büyüdüğü için de eksi sonsuza yaklaşıyor diyeceğiz. Demek ki bizim bu 1 bölü x fonksiyonumuz sıfıra soldan yaklaşırken f(x)'imiz eksi sonsuza yaklaşıyormuş arkadaşlar. Aynı şeyi x sıfıra sağdan yaklaşırken ki ifademize bir bakalım. Sağdan 1'e bakalım. 1 bölü 3'e bakalım. 1 bölü 7'ye bakalım. 1 bölü 30'a bakalım. 1 bölü yine 1000 olsun arkadaşlar. 1 bölü mesela 2000 olsun. X gördüğüm yere 1 yazarsam 1 bölü 1'den 1, 1 bölü 3 yazarsam 3, 1 bölü 7 yazarsam 7,
30 bin ve 2 bin olur. Doğru mudur? Bakın, x sıfırı sağdan yaklaşırken benim değerim, fx'imin değeri gittikçe ne yapmış? Büyümüş. Nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Artı sonsuza doğru. Demek ki fx dediğim şey ise artı sonsuza yaklaşıyor diyoruz. Dikkatimize bakalım. Bize burada ne demek istiyor? Bakın, üzerinde eksi var. Eksi varsa a'ya soldan yaklaşıyor demektir. Yani a'dan küçük değerlerle yaklaşıyor. Eğer x a'ya soldan yaklaşıyor iken fx'imiz de l1'e yaklaşıyor ise, x a'ya soldan yaklaşıyor iken fx'in limiti l1 olur. Ve arkadaşlar şu şekilde gösterilir. Bunu okurken de şöyle okuyacağız. Fx'in a'ya soldan yaklaşıyorken ki limiti l1'e eşittir diyeceğiz arkadaşlar. İkinci maddemize bakalım. X sayısı a'nın sağından yaklaşıyor iken fx de l2'ye yaklaşıyor ise, x a'nın sağından yaklaşıyor iken fx'in limiti l2 olur ve fx'in a'ya sağdan yaklaşıyorken ki limiti arkadaşlar l2 şeklinde gösterilir. Yaklaşmak limit demektir. Bunu da unutmayalım. Burada mı öğrenmeniz gereken eksi varsa soldan, yani arkadaşlar küçük değerlerle, eğer artı varsa sağdan, yani büyük değerlerle yaklaşıyor anlamı çıkar diyeceğiz. Şimdi tekrar söyleyeyim. Bu ikinci sorunun çözümü aslında çok daha pratiktir arkadaşlar. Ama ben burada olayın mantığını görün diye birazcık uzatacağım. Şimdi ne diyor bana? X 5'e soldan yaklaşsın. 5'e soldan yaklaşsın ne demek? 5'ten küçük sayılarla yaklaşsın. Mesela 4'ü yazacağım. 4,5'u yazacağım. Tabii ki de siz bunları sınavda yapmayacaksınız. 4,8'i yazacağım. 4,9'u ve arkadaşlar son olarak 4,99'u yerine yazacağım ve fx değerini elde edeceğim. X gördüğümüz yere 4 yazarsak arkadaşlar buradaki değerim 8,5 olur. 2 saat işlem yapmayacağım tabii ki de. X gördüğüm yere 4,5 yazarsam 7,6. Daha sonra x gördüğüm yere 4,8 yazarsam 7,1. 21. Burada 7,1 ve en son olarak da 7,01 olur. Şimdi arkadaşlar dikkat edersem x'im 5'e soldan, yani küçük sayılarla yaklaşırken fx değerim de kime yaklaşıyor? Bakın gittikçe ne yapmış? Küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Kaça kadar gitmiş? 7'ye. O halde limit x 5'e soldan yaklaşıyor iken fx değerim kime yaklaştı? 7'ye. Yani fx'in limiti 7 oldu arkadaşlar. Bunu dediğim gibi şu şekilde uzun uzun yaptım. Siz böyle yapmayacaksınız. Birazdan göreceğiz. Direktman x gördüğün yere 5 yazıp 7 değerini de elde edebilirdin. Bu gibi fonksiyonlarda onu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şimdi peki grafik üzerinden nasıl bulacağız? İlk sorumu arkadaşlar grafiğe yakınlaşarak çözeceğim. Daha sonraki uzaktan çözeceğim. İlk olarak anlattığım için uzun uzun ayrıntıları ile birlikte anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu yüzden bunlara dikkat edin. Hoppala. Şöyle rengimi değiştireyim, sarı yapayım. Şimdi arkadaşlar, ilk sorum eksi 3'e sağdan ve soldan yaklaştır. Arkadaşlar, bu kırmızı çizgiler sizin gideceğiniz yollardır. Araba yolu gibi de düşünebilirsiniz. Eksi 3'e dediği için, eksi 3 ise sizin varmak istediğiniz yoldur. Bakın eksi 3'ün bir çizgi çizdim. Siz şu çizginin üzerinde herhangi bir yere varıyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Dediğim gibi ilk olarak gördüğünüz, ilk olarak anlattığım için olayın mantığını anlayın diye uzun uzun anlatacağım arkadaşlar. Bana x eksi 3'e soldan yaklaş diyorsa, varmak istediğim yerin solundan, yani küçük değerlerle yaklaşmam gerekiyor. Araba yolu nedir? Kırmızı çizgidir. Ben gittikçe kime doğru gelmem lazım? Kime yaklaşmam gerekiyor? Eksi 3'e, yani sarı yola. Bakın gittikçe yaklaştım, yaklaştım, yaklaştım. Şu an eksi 3'e, yani sarı çizgiye vardım mı? Evet, vardım. Peki benim vardığımdaki y değerim kaça eşit arkadaşlar? 4'e. Demek ki
limit fx eksi 3'e soldan giderken kaça eşittir? 4'e eşittir. Şimdi sağdakine bakalım. Limit x eksi 3'e sağdan yaklaşsın bakalım. Şimdi şurayı da bir silelim yine. Siyah çizgileri. Hop. Eksi 3 dediği için eksi 3 benim varmak yani gitmek istediğim yol. Şimdi yolum kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi üzerlerinden hareket edebilirim. Bu sefer eksi 3 sağından yaklaşıyor. Sağında bir nokta seçiyorum. Kalkıp uzakta seçmiyorum arkadaşlar. Yakında bir nokta seçtim. Ve gittikçe varacağım yani sarı çizgiye doğru gitmeye çalışıyorum. Gittim gittim. Geldim mi şu an? Evet. Bakın buradaki y değerim kaça eşittir? 2. O halde eksi 3'ün sağındaki limit ise 2'ye eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları bulduk. İsterseniz sorumuza bir geri dönelim. Bunu kaç bulmuştuk? A şıkkını 4. B şıkkını kaç bulmuştuk arkadaşlar? 2 bulmuştuk. 0'a ve 5, 6. Yani buradaki sayılara yaklaşmam isteniyor. Dediğim gibi isterseniz şekle yakınlaşıp daha ayrıntılı, daha iyi görebiliriz arkadaşlar. Şekle yakınlaşalım bu yüzden yine. Hop, sildik. Şimdi sıradaki şeyimiz neydi? 0, daha sonra 5, daha sonra 6'ydı. Şimdi bana diyor ki limit x 0'a soldan yaklaş. Daha sonra arkadaşlar limit x 0'a sağdan yaklaş ve fx'in değerini bul. Şimdi 0 senin varmak yani gitmek istediğin noktadır. X'in 0 olduğu yer neresidir? Şurası arkadaşlar değil mi? X ne zaman 0 olur? Y'nin üstünde bakın. Bu sarı çizgi sizin varmak yani gitmek istediğiniz yoldur. Hemen siyah noktamı aldım. Bana burada ne diyordu? 0'ın solundan yani sarı çizginin solundan bir nokta seç ve sarı çizgiye doğru yaklaş. Dikkat edin yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Yaklaştı mı? Evet. Şu an sarı çizginin üzerindeyim. Peki buradaki y değeri kaçtır? 1'dir. O halde limitimiz de 1'e eşittir arkadaşlar. Aynı şeyi sağ yapacağım. Sarı çizginin sağından seçiyorum bu sefer. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Aa geldim. Sarı çizginin üzerindeyim. Sarı çizginin üzerinde kaça eşit? 1'e. O halde buradaki değer ise yine 1'e eşittir. Yani sıfırın sağı ile solundaki limitleri eşit 1 olarak çıktı diyoruz arkadaşlar. Sildim. Şimdi 5'e bir bakalım. 5'ten yine ne yaptık? Hoppala çizgimizi çizdik. Varmak yani gitmek istediğim yer. Daha sonra siyah alıyorum. Arkadaşlar direktman üstlerine limit falan yazmayacağım. 5'e soldan yaklaşacağım. Ve arkadaşlar 5'e sağdan yaklaşacağım. Değerleri direktman yazacağım. Şimdi soldan yaklaşayım bir nokta seçtim. Kırmızı çizgi benim araba yolum. Gitmek istediğim yol. Gittikçe sarıya yaklaşıyorum ama bakın varmak istediğin yer sarı. Gittim gittim geldim mi? Evet. Buradaki arkadaşlar y değerine bakacağım. Bu tam olarak x'in üzerinde. X'in üzerinde ise y değeri sıfırdır. Bakın limiti yani solundaki limiti sıfır çıktı. Aynı şekilde sağdan bir nokta seçtim ve sarı çizgiye doğru gidiyorum gidiyorum gittim. Yine neyin üstünde? X'in. X'in üzerinde y değeri nedir? Sıfırdır. Eşitliğin sağ tarafı y'den olmak zorundadır. Buna da dikkat edin. Şimdi 5'in sağındaki ve solundaki limitleri 0 çıktı. Silelim. Sıra geldi 6'ya. Yine arkadaşlar ne yapıyorum? 6'dan bir çizgimi çizdim. Daha sonra siyahımı çizdim. 1 altının solundan, 1 de altının sağından yaklaşacağım arkadaşlar. Solundan yaklaşayım. Çizginin solunda bir nokta seçiyorum. Ama yine bu grafiğin üzerinde olmak zorunda. Grafik senin araba yolun. Bakın gidiyorum gidiyorum sarı çizgiye yaklaşmam gerekiyor. Hop yaklaştım. Evet yaklaştım. Buradaki y değerine bakıyorum arkadaşlar. Buradaki y değeri kaça eşittir? Eksi 4. Demek ki altının solundaki limiti eksi 4'tür. Şimdi sağından bir nokta seçtim. Aynı şekilde gidiyorum 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 gidiyorum. Sarı çizgi varmak istediğim yer vardı mı? Evet. Buradaki y değerine baktım. Yine arkadaşlar kaça eşitmiş? Eksi 4'e eşitmiş. Sağ limit ile sol limit burada eşit çıktı. Yani eksi 4'e eşittir diyoruz arkadaşlar.
Hop, silelim. Üçüncü sorumuzu da çözdük. Şimdi bakalım dikkatimize. Birinci maddede diyor ki eğer soldaki limiti ile sağdaki limiti birbirlerine eşit oluyor ise bunun o noktada limiti vardır ve L'ye eşittir. Eğer sağ limit ile sol limit farklıysa arkadaşlar orada limit yoktur diyeceğiz. Şimdi gelelim bu önceki sorumuza. Şimdi ben bu soruda eksi 3'te soldaki limitini 4, sağdaki limitini 2 buldum. Farklı buldum değil mi gençler? Bu 4'tü, bu 2'ydi. Farklı. Farklı ise eksi 3'te arkadaşlar limit yoktur diye yorum yapacağım. Ama dikkat edersem silelim tekrar. 5'teki limitlerimin ikisini de 0 buldum. 6'daki limitlerimin ikisini de eksi 4 buldum. Yani sağ ve sol limitler birbirlerine eşit çıktı. O halde buradan yola çıkarak sağ ve sol birbirlerine eşitse 5'teki limitim 0'a eşittir diyeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde 6'daki limitim ise eksi 4'e eşittir diye yorum yapıyorum. Dikkatimize bakalım. Limit x a'dayken fx'in değeri alabileceği sadece tek bir değer vardır diyor. Yani limit değeri arkadaşlar sadece bir tane sayıya eşit olur. Birden fazla sayıya eşit olamazmış. Fx fonksiyonu x eşittir a için tanımsız olsa bile, burası çok çok önemli. Hop, bir ünlem işareti. Tanımsız olsa bile limit fx bulunabilir. Çünkü limit fx demek fa demek değildir. Bakın arkadaşlar acayip önemli. Çünkü ileride süreklilik kavramını göreceğiz. Süreklilik kavramı ile karıştırılmasın lütfen. Eğer a'da tanımsız oluyor ise limiti var olabilir diyoruz. X a'ya yaklaşırken fx'in yaklaştığı değer demektir. Fx'teki değer demek değildir. Burası önemliydi. Tekrar söyleyelim. Limitin tanımı neymiş? Limit tanımı diyoruz. Hop. Limit x a'nın solu ve sağının birbirlerine arkadaşlar eşit olması gerekiyor. Ama f a'ya eşit olmasa da olur. Tamam mı? Eşit olsa da olur, olmasa da olur. Yani tanımsız olabilir. Size bir öncülü soru verdiğini düşünün. Desin ki eğer bir fonksiyonun o noktada, bakın, o noktada limitinin olması için tanımlı olması gerekir veya eğer bir fonksiyon bir noktada tanımsızsa limiti yoktur gibi kavramlardan uzak duruyorsunuz gençler. Neymiş? Tanımlılık ya da tanımsızlık limit için önemli değilmiş. Önemli olan kısım süreklilikte girecek devreye. Limitte tanımlı olsa da olur, olmasa da olur diyoruz arkadaşlar. Burada bana neyi sormuş? Limitleri sormuş. Limitleri bulabilmem için tanım bana ne diyordu? Sağdaki limit ile soldaki limit birbirlerine eşit olsun diyordu arkadaşlar. İsterseniz yine ne yapalım? Yaklaşalım mı şeyimize, grafiğimize? Yaklaşıp soruyu öyle çözelim. Bu sefer ama şıklarımızı da alalım. Hop, kaçıncı sorudaydık? Şuradaydık. Rengimizi aldık. Şimdi arkadaşlar eksi 3. Eksi 3'te ne yapıyorduk? Bir çizgi çekiyorduk. Doğru mudur? Sağına ve soluna bakacağım. Uzun uzun yazmayacağım. Solundaki değer soldan bir nokta seçip yaklaşıyorum. Baktım kaç? Eksi 1. Sağından bir nokta seçtim, yaklaştım. Baktım yine nedir? Eksi 1'dir. Yani eksi 3'teki limitimiz, sağ ve sol limitimiz eksi 1'e eşit. İkisi de birbirine eşit olduğu için eksi 3'teki limit eksi 1'e eşittir diyoruz. Şimdi aynı şeyi eksi 2 için yapacağım arkadaşlar. Eksi 2'den bir çizgi çektiğimi düşünün. 2'de bir renk değiştirmeyeyim. Soldan bir nokta seçtim ve gittikçe yaklaşıyorum. Yaklaştım. Yaklaştığımda değerim kaç? 1. Sağdan bir nokta seçtim. Yine yaklaştım. Yaklaştığımda değerim yine kaç? 1. Sağ ve sol limit birbirlerine eşit çıktığı için eksi 2'deki limitimiz arkadaşlar 1'e eşittir diyoruz. Hop, yine sildik. Şimdi gelelim 0. X'in 0 olduğu yer neresiydi? Burasıydı arkadaşlar. Solundan bir nokta seçip siyaha doğru gittim. 3. Sağından bir nokta seçtim. Siyaha doğru gittim. Yine 3. Demek ki buradaki limitimiz de 3'e eşittir. Yine sildik arkadaşlar. 2'deki limite bakıyorum. Yine 2'den ne yaptım? Hop.
Çizgimi çizdim. Soldan bir nokta seçtim arkadaşlar. 2'ye doğru yaklaşıyorum. Yaklaştım. Soldaki değerim kaça eşit? 5'e. Sağdan bir nokta seçtim. Yaklaştım. Bakın şuralardan seçmiyorsunuz. Grafiğin üzerinden nokta seçip yaklaşmanız gerekiyor. Yaklaştım. Kaça eşit? 1'e. Yani soldayken 5, sağdayken 1 oldu. O halde burada limit nedir diyeceğiz? Yoktur diyeceğiz. Bakın burada sadece f2 sorulmuş. F2 nedir? İçinin taralı olduğu noktaya bakıyorsun, yaklaşmıyorsun. Burada arkadaşlar içinin taralı olduğu nokta hangisi bilinmiyor. Şöyle yapalım. Burası taralı olsun. Burasının içi de gençler boş olsun. Kimde taralı? Bakın bir noktasında. Bir noktası o zaman bunun görüncüsüdür. F2 değeri 1'e eşittir. Şimdi 3'teki limite bakalım. 3'ten çizgimi çizdim. Soldan nokta seçtim, yaklaştım. X'in üzerinde, X'in üzerinde ise 0'dır. Sağdan seçtim, yaklaştım. Yine X'in üzerinde, yine o halde limitimiz 0'dır diye yorum yapıyoruz arkadaşlar. Neymiş? Limitinin var olabilmesi için sağ ve sol limitlerin birbirlerine eşit çıkması gerekiyormuş. Evet arkadaşlar, bakalım ilk önce 2'deki limitimize bakıyoruz. Artı 2 dediği için şuradan bir nokta seçtim. Doğru mudur? Soldan yaklaşıyorum arkadaşlar. Soldan yaklaştığımda 1. Sağdan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaştığımda da 1. O halde 2 noktasındaki limitimiz 1'e eşittir. Hemen grafiğimizin üzerindeki çizgiyi silelim. Kalemimizi aldık. Bu sefer eksi 2'nin sağındaki limiti soruyor. Bakın eksi 2'den ne yaptım? Çizgimi çizdim. Bu gitmek istediğim, yani yaklaşmak istediğim yer oldu. Sağından dediği için sağından nokta seçiyorum ve çizgime doğru yaklaştım. Buradaki değerim de 4'e eşit çıktı. Eksi kaç diyor arkadaşlar? Burada eksi 3 diyor. Buradaki değerimiz bakın önemlidir. Çünkü grafiğin üzerinde eksi 3 noktası yok. Hocam eksi 3 noktası yoksa o halde nasıl bulacağız der gibisiniz. Eksi 3 arkadaşlar şuralarda bir noktadır. Eksi 2 ile eksi 4'ün arası değil mi? Arasındadır. Şuradan bir nokta şey ne yaptım? Çizgimi çizdim. Soldan yaklaştım. Eksi 1'e geldi. Sağdan yaklaştım. Yine eksi 1'e geldi. Yani buradaki değerimiz eksi 1'e eşitmiş. 4'e soldan yaklaşıyor. Çizgimizi yine çektik. Soldan derken burayı kastediyor. Hop yaklaştım. Yaklaştığımdaki buradaki değerim de yine ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Şimdi yerlerini yazayım. 2 çarpı 1 artı 4 bölü eksi 1 artı eksi 1 oldu. 2 çarpı 1 2'dir. 4 ile toplarsanız 6. Eksi 2, 6 ile eksi 2'yi bölerseniz arkadaşlar eksi 3 sonucuna ulaşırsınız diyoruz. Şimdi burada şuna dikkat edin. Yaptığımız bütün sorularda değerlerimiz hep fx'ti. Burada ise fx artı 4. Çok dikkat edin. Eğer senden limit x 5'e sağdan yaklaşman isteniyorsa, yani aslında f 5'e sağdaki değeri isteniyordur. Doğru mudur? Şimdi diyorum ki fx artı 4'ün parantez içerisinin 5'in sağına gitmesi için içerisinin ne olması gerekir? İlk önce içerisinin 5 olması için x'in kaç olması gerekir arkadaşlar? 1. 5'in sağsa 1'in sağını kontrol etmem gerekecek bu soruda. Hemen birden çizgimizi çizdik. Sağı dediği için sağdan geliyorum. Sağdaki değerim arkadaşlar kaça eşit? 4'e. O halde 5'in sağındaki değer 4'tür. Devam ediyorum. Bu sefer içerisindeki ifadenin 1'in soluna yaklaşmasını istenmiş. İçerisinin 1 olması için x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Eksi 3. Sol dediği için eksi 3'ün soluna bakacağım. Hop çizgimi çizdim. Çizdikten sonra soldan yaklaşıyorum. Soldan yaklaştığımda kaça geldi? 3'e geldi. O halde ki buradaki değerim de kaçtır? 3'tür. 4 ile 3'ün toplamı da arkadaşlar kaçtır? 7'dir diyeceğiz. Eğer burada x eksi 4 veya 4 eksi x olsaydı farklı bir sayıya yaklaşması gerekecekti. Yani eksi 3'ün sağı da olabilirdi, solu da. Bunu da ilerideki sorularda göreceğiz arkadaşlar. Kafanızı karıştırmamak için çok fazla ayrıntıya inmedim bu soruda. 2014 LYS sınavında çıkmış bir soru. Yani sizin gireceğiniz AYT sınavı arkadaşlar. Bize f fonksiyonun grafiği verilmiş. G fonksiyonu şu şekilde tanımlanmış ve senden gof2'yi yani g'nin içerisine f2 istenmiş. Ne yapıyorduk? En içten başlıyorduk. F2'deki değerimize bakalım.
Bunların arkadaşlar içleri boş. Şurada içi nedir? Doludur. Burada da galiba içi dolu. Buradaki içi boş olması gerekiyor. Olmazsa düzeltiriz. Şimdi bakalım. Bu F2 derken limit olan F2 dememiş. Direktman 2 noktasındaki F'in görüntüsü. Taralı olduğu, yani içinin dolu olduğu yere bakıyorum. Dolu olduğu yer burası. Burada da Y değeri neye eşittir? Sıfıra. Yani aslında senden G sıfırı istemiş. Diyorum ki G fonksiyonu nasıl tanımlanmıştı? Bu şekilde. O halde kırmızı kalemimi alayım. G'deki fonksiyon içerisindeki ifadenin sıfır olmasını istiyorum. Yani x sıfır gördüğüm yere arkadaşlar sıfır yazıyorum. Peki sıfır yazarsam G sıfır neye dönüşüyor? F sıfır artı limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx'e döndüm. Şimdi F0 diyor. F0 sıfırdaki görüntüsüdür. Yani içinin dolu olduğu yere bakıyorum. İçinin dolu olduğu yer neresiymiş? Eksi 1'miş. Artı. Şimdi limite bakacağım. Limitte çizgi çekiyordum değil mi? Sıfırdan bir çizgi çektim. Sıfırın neresinden kastediyor? Sağdan. Sağdan bir nokta seçip yaklaşıyorum. Çizgime yaklaştım. Buradaki değerimiz de eksi 1'e eşit. Eksi 1 artı eksi 1'den cevabım eksi 2'dir arkadaşlar. Geldik limitin özelliklerine. İşte asıl mesele burada başlıyor. Bana diyor ki sabit sayının limiti her zaman kendisine eşittir. Yani mesela limit x 20'ye giderken 18. 18'e eşittir. Çünkü burası sabittir. Mesela limit, ya da şöyle diyelim, şuraları silelim. Fx eşittir 7 ifadesi olsun. Tamam mı? Burada da zaten vermiş. Eğer 2'ye giderken fx'imiz, yani sabit fonksiyonumuzun sonucu 7'dir. İsterse 22'ye giderkenki limiti sorsun, sabit olduğu için değişir mi? Hayır. Sabit sayının da sabit fonksiyonun da limiti her zaman o değere eşit olmak zorundadır diyor burada. İkinci maddede diyor ki fx fonksiyonu için fa herhangi bir reel sayı oluyor ise, yani tanımsızlık durumu söz konusu olmuyor ise, direktman x gördüğün yere a'yı yazarak limit değerini elde edebilirsin diyor. Bu örnek, birinci madde örnek zaten yaptık. Buna bir bakalım. Bize reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Yani sonuç yine reel sayı olmak zorundadır. Eğer diyor eksi 4'teki limitini merak ediyorsan direktman x gördüğün yere eksi 4'ü yazarak neyi elde edebilirsin? Limit değerini. Aynı şekilde 2'nin solundan da dese, sağından da dese fark etmiyor. Reel sayıya eşit mi sonucu? Evet, eşit. O halde x gördüğün yere 2 yazarak limitin sonucunu elde edebilirsin. Yeter ki tanımsız yapan herhangi bir değer olmasın arkadaşlar. Limite ne yapacağız? Bu şekilde hop yerine yazacağız. Dediğim gibi çok eğlenceli, çok zevkli bir konudur. Burada da aslında aynı şey yapıyoruz. Bakın fx kaça eşitmiş? 6'ya. Yani sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonun limiti yine kim olmak zorundadır? Sabit sayı olan 6 olmak zorundadır. İsterse 8'e, isterse 10'a, isterse 20'ye, isterse 1000'e gitsin. Bu sonuç kaça eşittir? 6'ya eşittir. Bakın 2'nin sağındaki limitte kaça eşit olmak zorunda? 6'ya, f olduğu için. Bunları yazalım isterseniz. 3 çarpı 6 eksi 6 oldu. Şimdi bana diyor ki 4'teki limiti kimin? G fonksiyonun. O halde diyorum ki bu zaten kaça eşittir? G4'e. Yani x gördüğüm yere 4 yazarak limit değerini elde edebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım yerine yazalım 4'ü. 3 çarpı 4 artı 2 bölü 4 artı 3. 3 çarpı 4 12, 2'yi topladım 14 bölü 7'den. Bakın değerimiz kaç çıktı? 2 çıktı. Aradaki işaretimiz neymiş? Toplamamı, çıkartmamı. Hop. Sildim. Artıymış. 3 çarpı 6 arkadaşlar. 18 eksi 6 artı 2'den cevabım 14'tür diyorum. Bakın çok güzel başlangıç yaptık. Ne yapacağım? Yerine yazacağım arkadaşlar. Tanımsız yapmıyor. Mesela bu ifadeyi tanımsız yapması için paydayı 0 yapması lazım. Paydayı 0 yapıyor mu? Hayır. O halde direktman yerine yazmam yeterli. Reel sayılarda tanımlı oluyor çünkü. A şıkkı için x gördüğüm yere 4 yazacağım. 4'ün karesi artı 4 bölü 4 eksi 2. 16 artı 4 bölü 2'den cevabım 16 ile 2'yi topladım. 22'ye böldüm. 10'u elde ettim. Aynı şekilde B'de de 9 sayısı paydayı 0 yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. Yapmıyorsa reel sayılarda tanımlıdır arkadaşlar. X gördüğüm yere 9 yazarak limit değerinin sonucunu
elde edebilirim. Kök 9, 9 dışarı kaç diye çıkar? 3 eksi 1 bölü 10'dan. 3 eksi 1, 2. Hop sadeleştirdim. 1 bölü 5 sonucunu elde ettim. Yaptığım tek şey nedir arkadaşlar? Yerine yazmak. Geldik limitin ikinci özelliğine. Fx ve gx fonksiyonlarının x eşittir a noktasındaki limitleri var olsun. Yani sağdan ve soldan limitleri birbirlerine eşitmiş arkadaşlar. Limit tanımını kesinlikle unutmuyorsunuz. Toplama işlemi limitinin alınıyorsa, toplama işleminde limit alınıyorsa teker teker fonksiyonların limitini alınıp daha sonra toplayıp çıkartabilirsin diyor. Aynı şey çarpma için de geçerli. Teker teker limitlerini alıp çarpabilirsin. İstersen normalde limitlerini alabilirsin. Hangisini yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Bölmede de limit ayrılır fakat arkadaşlar paydanın kesinlikle sıfırdan farklı olması gerekiyor. Çünkü sıfır olursa tanımsızlık durumu söz konusu oluyor. Biz de bunu matematikte istemiyoruz. Her c gerçek sayısı için c çarpı fx'in limiti alınıyor ise c'yi istersen başa atıp ilk önce fx'in limitini alıp daha sonra c ile çarpabilirsin diyor. Burada arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Ne yapacağız? Yerine yazacağız. Yani istersen teker teker diyor limitlerini al. İstersen direktman alabilirsin. A şıkkında yapmam gereken tek şey x gördüğüm yere 2 yazmak. 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 bölü 2 artı 1. 2'nin karesi 4 artı 8 bölü 3'ten 12 bölü 3 cevabımız 4'e eşittir. Burada da teker teker limitlerini alabilirsin diyor. X gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 2 çarpı eksi 1 artı 1 oldu. Eksi 1'in karesi kaça eşittir? 1'e. Eksi 4 ile eksi 1'in çarpımı artı 4. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2 artı 1. Hop burası 5. Burası da eksi 1 oldu. Çarparsam arkadaşlar eksi 5'e eşittir diyorum. Yine aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Burada mesela benden ne istemiş ne vermiş. İlk önce onları bir analiz edeyim. G fonksiyonu buna eşittir. Eksi 3'teki g'nin limiti 12'ymiş. Yani g eksi 3 kaça eşittir? 12'ye eşittir arkadaşlar. Bana limit x'in 2'ye giderken ki şu değeri sorulmuş. Normalde 4'ü başa atabiliyorduk değil mi? Bu ifade neye eşittir? 4 çarpı limit x 2'ye giderken f x eksi 3'e. X gördüğüm yere 2 yazarsam f 2 eksi 3'ten burası arkadaşlar 4 çarpı f eksi 1'e eşittir. O halde eksi 1'i bulmaya çalışacağım. Nereden yardım alacağım? Şuradan. Diyorum ki parantez içerisinden eksi 1 olması için x gördüğüm yere kaç yazmam lazım? Eksi 3. X gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. G eksi 3 eşittir. 3 çarpı eksi 3 yazarsam eksi 3 artı 2'den burası eksi 1'e döndü. Eksi 3'ün karesi artı 6. G eksi 3'ü de bana kaç olarak vermişti? 12. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 2 ile çarparsam eksi 18 olur. Artı 6. Eksi 18 artı 6 daha eksi 12'dir. Karşı tarafa atarsam artı 12 olur. Buradan yola çıkarak 24 eşittir. 3 çarpı f eksi 1'den. Her tarafı 3 ile bölerim arkadaşlar. F eksi 1 değerimiz 8'e eşit çıktı diyoruz. Hop. Bana neyi sordu? F eksi 1'in 4 katını 4 çarpı 8'den cevabımız 32'dir diyoruz. Yerine yazıyoruz sadece arkadaşlar. Burada da aslında aynı şeyi ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Yazalım bakalım. 3 çarpı F4 A'ya eşit. Burada yazarsam F4 eksi 2G4 B'ye eşitmiş. Benden ne istiyor arkadaşlar? Yine yerine yazalım. F4 artı 4 tane G 4 istiyor. Şimdi gençler F4 eşittir. Her tarafı 3'e böldüğümü düşünün. A bölü 3'e eşit çıktı. Yani F4'ün eşit olan bir sayı değeri buldum. G4'ü nasıl bulurum? Buradaki F4 gördüğüm yeri A bölü kaç yazacağım? 3 yazacağım ve G4'ün eşit olan sayıyı elde edeceğim. Ne yapalım? Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam A bölü 3 eksi B eşittir. 2 çarpı G4. Burada payda eşitleme işlemi yapalım arkadaşlar. Bunun paydası 1. O yüzden 3 ile genişletiyorum.
A eksi 3 B bölü 3 eşittir 2 çarpı G4. 2'den kurtulmak için her tarafı 1 bölü 2 ile çarpayım. Buradan yola çıkarak 1 ile zaten çarpım aynıdır. A eksi 3 B bölü 6 değil mi çarptım? Neye eşitmiş? G4 ifadesine eşittir diyorum. Daha sonra bunları hop burada yerine yazacağım. F4'ü A bölü 3 bulmuştum. Artı 4 çarpı hop parantezde yazayım. A eksi 3 B bölü kaça eşittir? 6'ya. Sadeleştirirsem arkadaşlar 3 sadeleştirdim 2 geldi. Paydalarımız eşit. Paydalar eşitse üstleri toplayabilirim. Paydamızda 3 var. O halde A artı 2 de içeri dağıtayım arkadaşlar. 2 ile A'nın çarpımı 2A. 2 ile eksi 3 B'nin çarpımı eksi kaçtır? Eksi 6 B'dir. Hop. 3 A eksi 6 B bölü 3 çıktı. Şimdi arada toplama işi çıkartma işlemi olduğu için istersen 3 parantezini al. İstersen bütün terimleri 3 ile sadeleştir. Fark etmiyor. 3 A'yı 3'e bölersem A. Eksi 6'yı 3'e bölersem eksi 2 B sayısını elde ederim. Yani buradaki değer A eksi 2 B'ye eşitmiş diyoruz arkadaşlar. Geldik 2012 LYS sınavında çıkmış bir soruya. Bu da limitle ilgili karşınıza çıkabilecek, tekrar söyleyeyim, zor sorulardan biridir. Bu yüzden burayı çok 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 iyi dinleyin. Şimdi arkadaşlar normalde biz ne yapıyorduk? Sayı veriliyordu 2 ya da 3, sağdan ya da soldan demiyordu. Direktmen yerine yazıyorduk. Bakın direkt yerine yazdığımda 2 çarpı 2 4, 1'i çıkartırsan 3'ü elde edersin. Aynı şekilde burada da 3'ü elde ettin. Burada da arkadaşlar kaçı elde edersin? 2 karesi 4, 1'i çıkarttın yine 3 elde ettin. Tamam ama ben 3'ün sağına mı bakacağım, soluna mı bakacağım karar veremedim. Orada şunu yapıyorsun. Bu sana ne diyorsan ilk başta yerine yazıyorsun ama dediğim şeyi yerine yazdıktan sonra karar vereceksin. Burada sana 2'nin sağıyla yaklaş yani 2'den büyük sayıyla yaklaş diyor. Sağ büyük demekti değil mi? Diyorum ki 2'den büyük 2 virgül 1 ile yaklaşayım veya kalkıp 3 ile de yaklaşabilirsiniz. Fark etmez sil 3 ile yaklaşayım de. X gördüğüm yere 3 yazıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 3 6 1'i çıkartırsam kaç oldu? 5. Bu 5 sayısı 3'ün sağında mıdır? Solunda mıdır? Sağındadır değil mi? Bu yüzden artı koydum. Mesela buraya geliyorum. 3 yazıyorum. 5 eksi 3. Burası kaç oldu? 2. Bakın buraya 2 yazmıyorum. Burası çok önemli. İlk başta direktman 2'yi yazıyorum. Sağ mı sol mu olacağına karar vermek için x gördüğüm yere kaç yazdım? 3 yazdım. Ne çıktı? 2. Peki bu 2 sayısı 3'ün sağında mı solunda mı? Solunda. O yüzden eksi koydum. 3'ü yazdım. 9 eksi 1'den 8. 3'ün sağında mıdır solunda mıdır? Sağındadır. O halde sağına bakmam gerekiyor diyorum. Sağdaki limiti 1. Soldaki limiti neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Burada artı olacak. Buradaki limit de kaça eşittir? 1'e. Yani cevabımız 3 çıktı. Şurayı bir daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü karşınıza gelebilecek zor sorulardan biri. Başlangıçta ne yaptınız? Her zaman yaptığım gibi x gördüğüm yere limit değerini yazdık. X gördüğüm yere iki değerlerini yazdım. Bütün parantezin işi 3 oldu. Daha sonra düşünüyorum kendi kendime. Acaba 3'ün sağı mı? Solu mu? Buna karar vermek için bakıyorum buraya. 2'nin sağından yaklaştığı için 2'den büyük bir sayı seçiyorum. Aynı mutlak değerdeki gibi düşünün. Mesela mutlak değerin içerisinde pozitif mi negatif mi olduğuna karar vermek için x büyüktür 2 diyorsam ne seçiyorduk? 3 seçiyorduk değil mi? Videolarımızı izlediyseniz arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. 3'ü seçtik yerine yazdım. Burada yerine yazdığımda sonuç kaç çıktı? 5. 5 sayısı 3'ün sağında mı solunda mı? Sağındaysa arkadaşlar büyükse ya da sağındaysa artı, küçükse yani solundaysa eksi olarak soruyu çözmeye devam ediyoruz diyoruz gençler. Şimdi geldik 12. sorumuza. Ne yapalım? Yerine yazalım. Yerine yazdığımızda FA eşittir eksi 4. Yerine yazdım. GA eşittir 5. Yerine yazdım. HA eşittir kaç oldu? 1. Bunlar bana verilen ifadeler. Peki benden istenen ifadeler ne? X'i A'ya götürdü. Ne yapacaktım? Yerine yazacaktım. Yazayım bakayım. İstenen ifadem. 3 FA artı
X gördüğüm yere A yazdım. FA çarpı GA bölü 2 tane HA. 3 çarpı F'i kaç buldum arkadaşlar? FA'mızı eksi 4 çarpı var, dikkat edin. Eksi 4 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 oldu. Çarptım eksi 12, çarptım eksi 20, hop eksi 32 bölü 2'den cevabım eksi 16'dır diyoruz gençler. Sadece yerine yazıyoruz dikkat ettiyseniz. Geldik limit 3. özelliğine. Fx eşittir a noktasında limiti olan bir fonksiyon olsun. Ara ara hatırlatacağım limit tanımını. Limiti olması ne demekti? Sağdaki ve soldaki limitlerinin birbirlerine eşit çıkması gerekiyordu. Bana birinci maddede diyor ki eğer bir mutlak değerin limiti isteniyorsa ilk önce içeri girer limit diyor. Fx'in limiti alınır, daha sonra mutlak değeri alınır. Burada da arkadaşlar aynı şekilde tek doğal sayıysa diyor. Yine kökün içine girilir. Fx'in limitini al, daha sonra kökünü alabilirsin diyor. Burada da eğer doğal sayıysa fx'in kesinlikle sıfırdan büyük olması gerektiğini söylüyor. Çünkü küçük olursa ne olur? Tanımsızlık durumu söz konusu olur. Küçük eşit de olabilir. Burada dikkat edin. Daha sonra direktman kökün içerisine gir. Fx'in limitini al. Daha sonra kökünü al diyor. Yapmamız gereken tek şey arkadaşlar aslında mantıken yerine yazmak. Yukarıdaki özellikleri iyi bilmeliyiz. Ancak bu ifade fa, yani ikisi de reel sayıyı eşit ise a değeri direkt fonksiyonda yazılarak sonuca gidilebilir diyor. Yani tanımsız değilse, sonucu bir sabit bir sayıya eşitse, sayı derken 1, 2 demiyorum. Mesela 3 bölü 8 de bir sayıdır arkadaşlar. Limit değeri de sabit bir sayıya eşitse direktman limit değerini yerine yazarak limiti bulabilirsiniz. Mesela burada direktman ne yapacaksanız yerine yazacaksınız. Çünkü reel bir sayıya eşit çıkıyor. Hemen yerine yazalım. 3 çarpı x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. 3 ile eksi 3'ün çarpımı arkadaşlar eksi 9'dur. Burası 9 oldu. Eksi 3'ün karesi 9. 9 ile 5'in çarpımı 45'tir. Burası eksi 54. Mutlak değeri de kaça eşittir? 54'e. Dikkat edersem ilk önce içerisindeki ifadenin limitini aldım. Yani yerine yazdım. Daha sonra mutlağını aldım ve cevabım 54'tür diyorum. Aynı şeyi burada da yapacağım arkadaşlar. X gördüğüm yere kaç yazıyorum? 2. 2'nin karesi eksi 5 artı 2 çarpı 2 eksi 1. Hop. 2'nin karesi 4. 4'ten 5 çıkarsa eksi 1 elde ederim. 2 çarpı 2 4. 1'i çıkarttım. 3. Şimdi ne yapacağım? Mutlak değerinin dışını çıkartacağım. Eksi 1 dışarı 1 diye çıkar. 3 dışarı 3 diye çıkar. Toplarsam arkadaşlar cevabım 4 oldu. Yaptığım tek şey yerine yazmak. Bakın ne kadar güzel bir konu. X gördüğüm yere kaç yazıyorum? 1. Çarpı 1, 2. Eksi 6. 2'den 6 çıkarsa arkadaşlar eksi 4'ü elde edersiniz. Eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Eksi 4'ün mutlağı 4'tür. 4'ün bir daha mutlağını almış. Yine kaça eşittir? 4 sayısına eşittir diyoruz. Hemen ne yapalım? Verilen bu. Verilen de x gördüğümüz yere 3'ü yazalım. Eksi 4 çarpı 3 eşittir 6'ymış. Buradan f3 değerinin kaça eşit olduğunu bulabiliriz. Ne yapacağız? Eksi 12'yi karşı tarafa atıyoruz. Artı 12 diye. 2 tane f3 değeri 18'e eşit oldu. Her tarafı arkadaşlar 2 ile bölmem gerekiyor. Hop, 2'ye böldüm. Burada mutlak değer var. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan f3 değerimiz kaç çıktı? 9 çıktı. Dediğim gibi mutlak değer olduğu için arkadaşlar 1 6'ya eşit olabilir. Bir de tam tersi eksi 6'ya eşit olabilir. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmemiz gerekiyor. Bir 6'ya eşit çıktı, bir de eksi 6'ya eşit çıkabilir, değil mi? İçerisindeki ifade hem 6'da olabilir hem eksi 6'da olabilir. Bunları teker teker kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mutlak değer olduğunu unutmayın çünkü. Bilmiyorsunuz burayı. 12 eşittir bu sefer eksi 6. Karşı tarafa attım. Artı 12 diye geçti. 2 tane F3 eşittir 6'dan.
Her tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar 2'ler birbirini götürür. 6'ı 2'ye böldüm. F3 değerini de kaç olarak buldum? 3 olarak buldum. Yani F3 ya 9'dur ya da nedir arkadaşlar? 3'tür. Bunu unutmayın. Neden bunu yaptım? Çünkü mutlak değer. Mutlak değer 6'ya da eşit olabilir. İçerisi eksi 6'ya da. Evet, ben bunları yerine yazdım. Yerine yazdığımda şöyle bir sonuç çıktı değil mi? Bu sonuç hem 6'da olabilir hem de eksi 6 olabilir diye yorum yapıyorum. Ve F3 değerim arkadaşlar 9 ve 3 olarak iki farklı değer elde ediyorum. Peki bana neyi sormuş? Yine X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 2 çarpı F3 artı 7 hop artı 3 ifadesinin alabileceği, bakın tam sayı değerleri kaçtır? 2'ye ayırıyorum. 2'ye ayırdıktan sonra diyorum ki F3 9 iken F3 3 iken. F3 gördüğüm yere 9 yazacağım arkadaşlar. Yapmam gereken tek şey bu. Eşittir. 2 kere 9 18. 7 ile topladım 25. Kök 25 dışarı 5 diye çıkar. 5 artı 3'ten buradan cevabım kaç geldi? 8 geldi. Şimdi bunu yapalım. 2 çarpı F3 gördüğüm yere 3 yazıyorum. Artı 7. 2 çarpı 3 6'dır. 6 ile 3'ü toplar, 6 ile 7'yi toplarsam kök 13 oldu. Kök 13 artı 3'tür. Bana neyi sormuş? Tam sayı değerini. Bu bir tam sayı mı arkadaşlar? Hayır, tam sayı değil. O yüzden bunu ne yapamam? Alamam. Cevabım 8'dir diyorum. Tekrar söyleyelim. Buradaki mutlak değer ifadesi önemliydi. Bir 6'ya eşitledim. Bir de eksi 6'ya eşitledim diyorum. Hemen ne yapalım? Yerine yazalım. Hop. Üçüncü dereceden buraya ne yapalım? Dikkat edelim. 2, 7 çarpı 4, 28. 28 ile 8'i toplarsam 36. 5 çarpı 4, 27'yi topladım 27. Arkadaşlar 36 kök dışına 6 diye çıkar. Doğru mudur? 23 de aslında 3'ün küpüdür. Hop, bunlar birbirini götürür. 3 diye dışarı çıktı. 6'dan da 3'ü çıkartırsam cevabım 3'tür diyorum. Evet gençler, geldik son sorumuza. Ne yapacağız? X gördüğümüz üzere 2 yazacağız. Yazalım bakalım. Üç çarpı 2 eksi 1. 4 artı 8 artı 4 bölü. 3 kere 2 6. 1'i çıkarttım. Kaçı elde ettim? Hop, buradaki 1 değil 2'ymiş. 4'ü elde ettim. 4 ile 4 topladım 8. 8 ile 8 topladım 16 bölü 4. 16 bölü 4 arkadaşlar kök 4'e eşittir. Bu da 2'ye eşittir. Yani buradaki limit değerimiz kaç çıktı? 2 çıktı. Dediğim gibi gençler, bu son sorumdu. Videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda ne gördük? Türev ve başlangıç yaptık arkadaşlar. İlk önce limitin ne demek olduğunu. Eğer sağdan yaklaşıyor ise sayının üzerinde artı. Eğer soldan yaklaşıyor ise sayının üzerinde eksi olması gerektiğini gördük. Soldan yaklaşması demek küçük sayılarla, sağdan yaklaşması demek ise büyük sayılarla demektir. Ayrıca limitin tanımı neydi? Sağ ve sol limitlerinin var olup ve birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Eğer sağ ve sol limitler birbirlerine eşit değilse arkadaşlar, orada limit yoktu. Daha sonra eğer bir fonksiyonun sonucu reel sayıya eşit ise limit değerini yerine yazarak ne yapıyorduk? Kolay bir şekilde limitimizin sonucunu elde ediyorduk diyoruz. Arkadaşlar, bir sonraki videomuzda devam edeceğiz konumuza. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.